2023-2024 eğitim öğretim yılı bugün başladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yeni eğitim öğretim yılı kapsamında 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından yeni eğitim öğretim yılı için bir törende Şehit Mehmet Ünal İlkokulu'nda düzenlendi. Törene Vali Aydın Baruş, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Şehit Mehmet Ünal İlkokulu Müdürü Sezgin Kel okulların önemine dikkat çekti. Okulumuz 2023 Haziran ayında yeni hizmet binasında eğitim öğretime başlamıştır. Yeni hizmet binamızda 21. yüzyıl dünyasına uygun tasarım kütüphanemiz, modern dersliklerimiz, akıl oyunları ve görsel sanatlar atölyelerimiz gibi yenilikçi öğrenme ortamlarımızla öğrencilerimizin sosyal, akademik, bilişsel, duygusal, kültürel, değerler eğitimi alanlarında donanımlı, üretken, ahlaklı, sorunlara çözüm üreten, girişimci, öğrenmeyi seven, milli ve manevi değerlerine bağlı mutlu bireyler yetiştirmek temel misyonumuzdur. Yarınlarımızın teminatı olan yavrularımızı hedeflenen misyon doğrultusunda yetiştiren nitelikli öğretmen ve yönetim kadromuzla akademik başarının yanında tasarım beceri temelli çalışmalar ile sosyal faaliyetler kapsamında yapacağımız çalışmalarla iyi bir gelecek için buradayız diyerek yeni eğitim öğretim yılına hazırız. Vali Baruş, çocukların gelecekte başarılı bir insan olmasına çok önemli katkılar sağlayacak yeni bir dönemin başlangıcının yapıldığını söyledi. 2023-2024 eğitim öğretim yılının Isparta'mız, ülkemiz, milletimiz, öğrencilerimiz, öğrenci velilerimiz ve öğretmenlerimiz için hayırlı olmasını dilerken, aynı zamanda başarılarla dolu bir yıl olmasını yürekten temenni ediyorum. Isparta olarak yeni eğitim öğretim yılına 440 okulda 4463 derslikte 6867 öğretmenimiz 88014 öğrencimizle başlıyoruz. Bu yıl 10026 öğrencimiz okul öncesi, 22645 öğrencimiz ilkokul, 23081 öğrencimiz ortaokul ve 32.262 öğrencimiz lisede eğitimlerine devam edecekler. Bugün çocuklarımızın geleceğinin inşasına çok önemli kazanımlar sağlayacak yeni bir eğitim öğretim yılının başlangıcını yapıyoruz. Eğitim, çocuklarımızın yeteneklerine uygun olarak günün ve geleceğin gerektirdiği şekilde donanımlı olarak yetişmesinde, ülkemizin insan kaynağının nitelikli hale getirilmesinde, böylece Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk insanının dünya üzerindeki saygınlığının artmasında çok önemli rol oynayan bir süreçtir. Konuşmaların sonrasında öğrenciler şiir okuyup dans gösterisi sunarak yeni dönemi kutladılar. Ardından Vali Aydın Baruş yeni eğitim öğretim yılının ilk zilini çaldı ve öğrenciler sınıfları doldurdu. Burası bir daha şunlarınızı. Bir daha şunlarınızı. Öğrencimiz 22 öğrencimiz var. Vali Baruş öğrencileri sınıflarında tek tek ziyaret ederek başarılar diledi. Çizgileri tamamlıyoruz. Evet, çizgileri ve noktaları birleştiriyoruz. Sonra boyamamızı yapıyoruz. Sonra iç.